Herkese selamlar. Bildiğiniz üzere Nvidia yakın zamanda 5000 serisi yeni nesil ekran kartlarını tanıtmış oldu. Ve bu ekran kartının yanında yeni nesil ekran kart teknolojilerinden de bahsetmişti Nvidia. Peki bunların içerisinde yer alan DLSS 4 nedir? Ne gibi şeyler sunuyor? Bizlere neler vaat ediyor? Hazırsak başlayalım. Nvidia CS 2025'te son nesil DLSS teknolojisine de yer ayırdı. DLSS 4'ün en dikkat çekici özelliği ise multi-frame generation, yani çoklu kare üretimi. Teknoloji geleneksel olarak işlenmiş bir karenin 3 kareye kadar öncesini tahmin etmek için yapay zekadan yararlanacak. DLSS Super Resolution 1 pikseli etkin bir şekilde 4'e, yani 1080p bir işlemi 4K çıktıya katlayabiliyordu. DLSS 4 ise takip eden 3 kareyi ürettiğinden DLSS 4'de etkili bir şekilde 1/15 piksel üretim becerisine sahip diyebiliriz. DLSS 4'ün yazılım paketi oyun içi performansı ve görsel kaliteyi önceki neslin DLSS 3 ya da 3.5'una göre arttıran bir dizi yeni ve geliştirilmiş yapay zeka özelliği içeriyor. Yazılım ve donanım iyileştirmeleri, DLSS Super Resolution, Ray Reconstruction ve yapay zekanın işlenmiş kare başına bir kare daha ürettiği bir özellik olan Frame Generation özelliğinde yükseltmeler sağlanıyor. Multi-Frame Generation nedir, nasıl çalışır? Yani DLSS üretimi geleneksel olarak işlenen kare başına 3 kareye kadar ek kareler üretilebiliyor. Tüm DLSS teknolojisiyle entegre olarak çalışıyor ve böylelikle geleneksel grafik işleme tekniğine göre kare hızları toplamda 8 kata kadar artabiliyor. DLSS 3 kare üretiminin yapay zeka modeli, hareket vektörleri ve derinlik gibi oyun verilerini ve GeForce RTX 4000 serisi optik akış hızlandırıcısından gelen bir optik akış alanını kullanarak ek kare oluşturuyordu. Her yeni oluşturulan kare için hem optik akış hızlandırıcı hem de yapay zeka modeli birden fazla kare oluşturmak performansı düşürebilirdi. Performans dezavantajı GPU'yu kıyaslayarak daha düşük giriş kare hızlarına neden olabilirdi. DLSS 4 çoklu kare üretimi, birden fazla Blackwell donanımı ve DLSS yazılım yeniliklerini bir araya getirerek çoklu kare üretimini gerçeğe dönüştürüyor. Yeni kare oluşturma yapay zeka modeli %40 daha hızlı ve %30 daha az VRAM kullanıyor. Birden fazla kare oluşturmak için işlenen kare başına yalnızca bir kez çalışması gerekiyor. Örneğin Warhammer 40.000 Dactyl'de de bu model DLSS kare üretimi kullanarak 4K maksimum ayarlarda 400 MB daha az bellek kullanırken %10 daha yüksek FPS sağlayabilirdi. Ayrıca donanım optik akış için çok verimli bir yapay zeka modeli ile değiştirildi. Ek optik akış alanında daha hızlı oluşturabilir hale geldi. Yapay zeka modelleri ile birlikte ek kare oluşturmanın hesaplama dezavantajları da önemli ölçüde azaltılıyor. Bu verimlilikle birlikte GPU'nun işlenen her kare için süper çözünürlük, ışın yeniden yapılandırma ve çoklu kare üretimi genellikle 5 yapay zeka modelini birkaç milisaniye içinde üretilmesi gerekiyor. DLSS 4 kısmında da bahsettiğim gibi. Aksi takdirde multi-frame generation işleri iyice yavaşlayabiliyor. Nvidia bunun üstesinden gelebilmek için 2.5 kata kadar daha fazla yapay zeka işlemi performansına sahip 5. nesil tensör çekirdeklerinden faydalanıyor. Ayrıca geliştirilen Reflex 2 teknolojisi de gecikmeleri azaltmada yardımcı olmakta. Oluşturulan yeni kareler akıcı bir deneyim sunmak için eşit aralıklarla yerleştiriliyor. DLSS 3 kare üretimi ek karelerle birleşebilen, her kare arasında daha az tutarlı kare hızına yol açan ve akıcılığı etkileyen değişkenliğe sahip CPU tabanlı hızlandırma kullanılmıştı. Blackwell mimarisi ise birden fazla kare oluşturmanın zorluklarını gidermek için kare hızlandırma mantığını ekran motoruyla kaydıran ve GPU ekran zamanlamasını daha hassas bir şekilde yönetmesini sağlayan donanım Flip Metering'in kullanmakta. Blackwell görüntüleme motoru ayrıca DLSS 4 ile Flip Metering için daha yüksek çözünürlükleri ve yenileme hızlarını desteklemek üzere 2 kat daha fazla piksel işleme kapasitesiyle geliştirildi. Hem yazılım hem donanımsal gelişmelerle birlikte uyumlu olacak şekilde yapıldı.
Böylelikle DLSS 4'ün her 16 pikselden 15'ini mükemmel görüntü kalitesi, pürüzsüzlük ve gecikme ile üretmesi mümkün hale gelmiş oldu. Ray Reconstruction ve Super Resolution ile bir araya gelen son teknoloji, standart işleme performansını kıyasla kare hızlarını 8 kata kadar yükseltebiliyor. Geçmişte kullandığımız Frame Generation, yeni Multi Frame Generation'a yükseltme sırasında kare hızları 1.7 kata kadar artabiliyor. DLSS 4, DLSS Işın yeniden yapılandırma, DLSS süper çözünürlük ve DLAA için grafik endüstrisinin ilk gerçek zamanlı transformatör tabanlı model kullanımı ile de büyük bir mimari yükseltme sunuyor. Daha önce DLSS yerleştirilmiş bağlamı analiz ederek ve birbirini izleyen kareler boyunca bu bölgedeki değişiklikleri izleyerek yeni pikseller oluşturmak için evrimsel sinir ağlarını kullanıyordu. Nvidia 6 yıl süren sürekli iyileştirmelerin ardından DLSS CNN mimarisi ile zirveye ulaşmış durumda. Yeni DLSS dönüştürücü modeli her bir pikselin tüm karedeki ve birden fazla karedeki göreceli önemini değerlendirmek için kendi kendine dikkat işlemlerine olanak tanıyan bir görüş dönüştürücü kullanıyor. Sahneleri daha derinlemesine anlamak için CNN modelinin parametrelerini iki katına çıkaran yeni model, bir sahnede daha fazla kararlılık, daha az gölgelenme, hareket halinde daha yüksek ayrıntı ve yumuşak kenarlar sunan pikseller üretilebiliyor. Işın yeniden yapılandırma için yeni dönüştürücü modeli, yoğun ışın izlemeli içeriklerde ve özellikle zorlu aydınlatma koşullarına sahip sahnelerde görüntü kalitesinde büyük bir artış sağlıyor. Örnek olarak Alan Wake 2'den alınan bazı sahneler paylaşıldı ve kapıdaki stabilite arttırıldı. Oyuncunun 3. şahıs oyunundaki sürükleyici deneyim iyileştirildi. Son olarak Super Resolution için transformatör modelinde umut verici sonuçlar gösteriyor ve kullanıcıların gelişmeleri keşfetmeni sağlamak için beta olarak yayınlanacak. Yeni sürümün en büyük yükseltmesi Multi-Frame Generation'ı detaylı anlatacağını zaten ama DLSS 2'nin piyasaya sürmesinden bu yana yapay zeka modeline yönelik en büyük yükseltmeyi sunuyor. Şirkete göre yeni kare oluşturma modeli %40 daha hızlı ve %30 daha az VRAM kullanıyor. DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution, DLAA artık grafik sektörünün İlk gerçek zamanlı transformatör uygulamasıyla desteklenecek ChatGPT, Flux ve Gemini gibi sınırsız yapay zeka modellerine güç veren aynı genişmiş mimari, DLSS transformatör modelleri iyileştirilmiş zamansal kararlılık, daha az gölgelenme ve hareket halinde daha yüksek ayrıntı ile görüntü kalitesini iyileştiriyor. DLSS 4 paketi Nvidia testlerine göre her açıdan DLSS 3'ten daha iyi. Zaten şirketin yüksek performans kazançları için dayanak noktası da bu teknolojiler. Yeni tanıtılan kartlar, mimari gelişimlerin yanı sıra yazılımsal gelişmelerin getirdiğiyle birlikte önceki neslin performansını katlayabiliyor. Ayrıca D5 render üretkenlik kıyaslamasında yine fark 2 katına çıkmış oldu. DLSS 4'ün henüz mevcut olmadığı oyunlarda fark 1.5 katlık artışa veya daha düşük seviyelere iniyor. Blackwell adı silikonuna göre 2 kat daha fazla bellek band genişliği ve 2 kat daha fazla ışın izleme çekirdeği sunsa da iki nesil arasındaki gerçek dünya performansı farklı aslında. DLSS 4'ün son nesle göre yazılım farkındaki iyileştirmelerinden kaynaklanıyor. Oysaki DLSS 4'ün çoklu çerçeve oluşturma özelliği söylediğim gibi ekstra kareler üretirken bir kare işleniyor ve sonraki 3 kare bir öncekinin ekstrapolasyonuna göre oluşturuluyor. Bu da gecikme konusunu akıllara getiriyor. Çoklu kare oluşturma özelliğinin çalışma şekli nedeniyle bazı kareler giriş verisi olmadan oluşturulduğundan bir miktar geçiş gecikmesi ortaya çıkacaktır. İşte o noktada Reflex 2 devreye girecek ve artan giriş gecikmeleri Reflex 2 sayesinde telafi edilecek. 2022'deki Reflex'in devamı olan Reflex 2 oyunlardaki gecikmeyi %75'e kadar azaltarak %50'lik bir iyileştirme sayılan Reflex 1'i geride bırakıyor. Standart bir gecikme işlem hattı fare klavye girişlerini CPU'ya, sonra işleme kuyruğuna ve GPU'ya aktarılır. GPU'nun verdiği görüntü çıkışı ise milisaniyelerle ölçülen gecikmelerle gelir. Reflex, CPU ve GPU'yu daha iyi senkronize etmeyi amaçlayan
güncellenmiş giriş verilerini SIPU'dan GIPU'ya ihtiyaç duyulmadan hemen önce gönderen, işleme kuyruğunu atlayan ve gecikmeyi 28 milisaniye kadar düşüren bir yazılım geliştirme aracı. Nvidia'ya göre oyuncuların %90'ı refleksi 100'den fazla destekleyen oyunlarda aktif bırakıyor. Reflex 2 bu konuda geliştirilmiş sıralama işlemini Reflex 1'den daha hızlı gerçekleştiriyor ve işlem hattına bir bonus katman ekliyor. Frame Warp adlı teknoloji süper hızlı fare hareketlerini alıyor. Yeni açıyı işlemek yerine mevcut kareyi giriş yönünde çarpıtarak tam bir işleme ihtiyacını ortadan kaldırarak giriş gecikmesini daha iyi bir oranda azaltılabiliyor. Tahmine dayalı algoritma yeni çarpıtılmış karenin kenarındaki boşlukları dolduruyor ve nihayetinde gecikme süresi 14 milisaniye kadar düşebiliyor. Özetle Multi-Frame Generation hariç olmak kaydıyla eski nesil ekran kartları DLSS 4 ile sağlanan yükseltmeleri kullanabilecek. Yeni sürümün tüm özellikleri olduğu gibi RTX 4000 serisi tarafından da desteklenebilecek. Geliştirilmiş Frame Generation, GeForce RTX 5000 ve GeForce 4000 serisiyle destekli oyunlarda VRAM kullanımı azaltılacak olup performansı da iyi bir noktaya taşıyacak. Ayrıca tüm GeForce RTX kartlarda ışın yeniden yapılandırma, süper çözünürlük ve özellikle DLSS oyunları yeni DLSS dönüştürücü modeline yükseltilebiliyor. DLSS 4'ün can alıcı özelliği ise çoklu kare üretimi. Maalesef ki yalnızca Blackwell mimarisine özel bir teknoloji olarak kalacak. Yani sadece RTX 5000 serisi ekran kartlarından faydalanabilecek. DLSS 4 Ocak ayının sonunda satışa çıkan GeForce RTX 5000 kartlarda birlikte kullanıma sunulacak. Evet geldik bir videonun daha sonuna. Bu videomda sizlere Nvidia'nın yeni geliştirmiş olduğu DLSS 4 hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.